Doktor Brer, ölüm kalım meselesi. Bir konuda görüşmemiz gerekiyor. Yarın sabah saat 9'da Rose Cafe'de buluşalım. Ölüm kalım meselesiymiş. 1882 baharı. Doktor Brer, Lou Salome. Nasılsınız? Oturabilir miyim? Kahve ister misiniz? Evet, sütlü kahve alayım. Sütlü kahve alabilir miyim lütfen? Arkadaşım kendini öldürmeye hazırlanıyor. Bu adamın ölümü önemli sonuçlar doğurabilir. Hem benim, hem sizin, hem de dünya için. Bu arkadaş kim? Filozof Friedrich Nietzsche. Nietzsche mi? Onu tanımalı mıyım? Henüz değil ama zamanla hepimiz tanıyacağız. Çocukken ölü olmasını istediğimiz için değil de... 6 ay gerçeğe önce. Şüphe ve kuşkuculuk aracılığıyla ulaştığımızı nasıl doğrulayabiliriz? Tanrı'nın avucunun içinde olmak zordur. Bu gerçek değil. Ebediyete kadar emzirilmek bebeğin arzusudur. Evrim teorimiz var. Evrim teorisi bilimsel olarak Tanrı'nın gereksizliğini göstermektedir. Darwin'in kanıtladığı gerçeği takip edecek cesareti yoktu. Nerede kalmıştık? Tanrı'yı bizim yarattığımızın hepimiz farkına varmalıyız. Hepimiz birlikte onu öldürdük. Tanrı öldü. Arkadaşım hasta. Hastalığı neymiş? Baş ağrısı. Azap çektiren baş ağrıları. Sevgili bayan, arkadaşınızı muayene edebilirim. Ben doktorum. Bütün fiziksel rahatsızlıkları iyileştirebildiğinizi biliyorum. Bu sebepten ötürü burada değilim. Nietzsche derin bir ümitsizlik içinde ve sizden bunu iyileştirmenizi istiyorum. Ümitsizliği iyileştiremem, yapamam. Yapabilirsiniz doktor. Casusum var. Yeni bir tekniği tanıttığınız dersinize tıp öğrencisi olan kardeşim de katılmıştı. Baca temizleme. Nietzsche'nin size gelmesini sağlayabilirim fakat sadece baş ağrısını tedavi ettiğinize inanmalı. Rus aksanıyla mı konuşuyorsun? Evet. Rusya'daki insanlar büyücülüğe inanabilir fakat bayan ne yazık ki Avusturyalıyım. Size sağlayabileceğim bir büyü yok. Sizin otele kadar yürüyebilir miyim? Hoş olurdu fakat... Eşim pencereden izliyor olacaktır. Bir görevim var. Ne görevi? Görevsiz olmak benim görevim. Nietzsche'yi kurtarın doktor. Viyana, bir hafta sonra. Üzgünüm. Hepatit olmasını ummuştum. Ne kadar sürem kaldı? İşlerinizi bir düzene soksanız iyi olacak. Lütfen doktor. Ne kadar? Lütfen söyleyin. 3 ila 6 ay arası. İyi misin doktor? Pfeiffer'lara artık fatura kesmeyin. Peki. Bana olan ödenmemiş borçlarını da silin. Pekala. Birdenbire bayan Salome geldi. Soylu bir genç kadın. İçeri gelebilir. Ama bayan Reinhardt saatlerdir bekliyor. Bayan Baker! Salome. Doktor Brer. Kendin için bir şeyler yapmayı seviyorsun. Erkekleri sana hizmet etme zevkinden mahrum bırakıyorsun. İkimiz de biliyoruz ki erkeklerin sağladığı her hizmetin kadınlar için iyi olması gerekmez.
Bir ömürlük alışkanlıklar kolaylıkla yok olmaz. Müstakbel kocana tekrardan yoğun eğitim gerekecek. Kocam değil, hiç olmadı da. Bunu bir erkeğe asla yapmazdım. Eğer şu yeni tekniği kullanacaksanız, bu hipnoz yöntemini Nietzsche'ye uygulamayın lütfen. Hastamız bunu iktidarı başkasına teslim etmek olarak algıladığı için hiçbir şekilde kabul etmeyecektir. Hastamızın ümitsizliğinden siz mi sorumlusunuz? O ona inanıyor. Tanrı nereye gitti? Söyleyeyim. Tanrı öldü. Hepimiz onu öldürdük. Sen ve ben. Tanrı seni cehenneme gönderecek. Buda'nın ölümünden sonra karanlığı yüzyıllarca mağaralarda görüldü. Ürkütücü bir Tanrı seni cezalandıracak. İblissin sen. Tanrı'nın karanlığının hala görüldüğü binlerce yıllık mağaralardaki insanların durumunu bir düşünün. Teşekkür ederim bu arada. Karanlığı içinizde yok edin. Fedrik, Lou Salome ile tanış. Parlak bir Rus şair. Büyüleyici bir ders. Çok az kişiye ulaşıyor. Sizden neden ürküyorlar profesör? Gerçek ürkütücü bir şeydir. Tanrı'nın öldüğünü neden söylüyorsun? Aslında hiç var olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Tanrı'nın insanların yaşamında etkin bir güç olmayı durdurduğunu. Bu ilginç bir yorum. Fakat Tanrı öldüyse o zaman her şey serbest olur. Ne ahlak ne de kural kalır. Tanrı olmazsa toplumu kim düzenleyecek ki? Tanrısız önerinize çözümünüz nedir? Sence hangi yıldızdan buraya düştük de bulduk birbirimizi? Sonra görüşürüz. Ona hemen ilgi duymaya başlamıştım. Bilgeliği baştan çıkarmıştı beni. Yarım cümlelerle birbirimize pek çok şey anlatabiliyorduk. Sırf jestlerle. Onda saplantı haline geldi. İlk buluşmamızın ardından evlenme teklif etti. Ona ilgi duyuyordum. Fakat romantik anlamda değil. Sadece öğrenmek istiyordum. Kendimi ona adamaya değil. Kes artık! Reddim aşkını nefrete dönüştürdü. Bu çılgın aşağılayıcı mektupları yazdı. Sonra kendini öldürmekten bahsetti. Doğru anladıysam, Nietzsche'yi bu hayatın yaşamaya değer olduğunu ikna etmemi istiyorsun. Ama bunu o bilmeden başarmalıyım, doğru mu? Bu psikolojik tedavi için tek nitelikli doktor sizsiniz. Bayan Reinhardt hala bekliyor ve sızlanıyor. Bir şey daha. Kitaplarını okumalısınız. Arkadaşına yardımcı olmak için her şeyi yapacağım. İyi geceler doktor. İyi geceler. Doğruca eve Fishman. Lütfen sakin olmaya çalışın. Lütfen geçecek. Sigmund, böyle nereye koşuyorsun? Viyana'daki en çekici kadın beni akşam yemeğine davet etti. Tam da şu anda onun daha çekici kocası eve gidiyor. Atla Sigi.
Bugün bir karaciğer kanseri teşhisi koydum. Hastalarımın ölümüne hiç alışamayacağım. Alışsan iyi edersin genç doktor Freud. Çocuklar yemekte, bir merhaba de. Baba! Baba! Babacığım. Minik civcivlerim benim. Şimdi anladın mı Segi? Pek konuşmuyor benimle. Bu arada yeni bir hasta üstlendim. Henüz tanışmadım. İntihara meyilli. Her zamanki gibi bir kadın sayesinde başlıyor. Fakat Joseph, aşk rahatsızlığı tıbbi bir durum değildir. Hikaye daha da ilginçleşiyor. Kadın kendini suçlu hissettiği için adamın psikolojik rahatsızlığını gizlice tedavi etmemi istiyor. Aynı zamanda fiziksel rahatsızlığıyla da ilgileneceğim. Tabii ki bu işe girişmiyorsun, değil mi? Çoktan anlaşmaya vardık. Niye? Ben de bilmiyorum. Belki böyle bir zorlukla uğraşmak istiyorumdur. Bu kadına karşı koyamadım. Bir atı yumurtlamaya bile ikna edebilir. Planımız işliyor. Doktor Oberbach Nietzsche'yi size danışması için ikna etmiş. Nietzsche ve ben bu iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağız doktor. Profesör geldi. İçeri gönder. İyi günler profesör. Lütfen. Lütfen oturun. Biraz hastalığınızdan bahsedin. Daha önceki muayenelerime bakmanız daha etkili olmaz mıydı? Eminim çok iyi doktorlardı. Teşekkür ederim. Fakat diğerlerinin muayene notlarına bakmadan önce kendi muayenemi yaparım. Tıpkı eleştirileri okumadan önce oyunu görmeyi tercih ettiğim gibi. Şimdi anlatın bakalım. Ne ölçüde melankoli bu migren krizlerine eşlik ediyor? Karanlık dönemlerim var ama hangimizin yok ki? Benim hakkımda değil, hastalığım üzerinde konuşalım. Karanlık dönemine hakim olduğu bir hayat ümitsizliğe temel oluşturabilir. Ümitsizlik mi? Hayır. Belki bir zamanlar fakat şu an değil. Hamileyim. Tam şurada. Baş ağrılarım yeni kitabım için. Doğum sancıları gibi. Ne kitabı? Zerdüşt. Cesaret, erdem ve gerçeklikle dolu olan genç peygamber insanları aydınlatmaya karar. Size üstün insanı öğreteceğim. İnsan aşılması gereken bir şeydir. İnsanı aşmak için ne yaptınız bugüne kadar? Bir maymun insana göre nedir? Maskaralık. Ama utanmıyorum. İnsan üstün insana ulaşmalı. İnsanlar bu sözleri anlamak istemedi. Peygamber çok önceden geldiğini fark etti ve yalnızlığına geri döndü. Tıpkı Zerdüşt gibi. Ben de zamanından önce geldim. Size kişisel bir soru sormalıyım. Fiziksel sağlık, sosyal ve psikolojik sağlıktan ayrılamaz. Birlikte olduğunuz biri var mı acaba? Yani seksten mi söz ediyorsunuz doktor? Evet.
Anlık hayvani zevk parıltısının saatlerce sürecek kendinden iğrenmeye dönüştüğünü fark ettim. Böyle sürü zevkleri bana göre değil. Fakat hayatınızda bir kadın var değil mi? Ne zaman diğerleriyle köprü kurmaya çalışsam hep ihanete uğruyorum. Önce bestekar Richard Wagner oldu. Onun yüzünden çok acı çektim. Daha sonra en iyi arkadaşım, şu kadınla birlikte. Şu kadın hakkında daha fazla anlatın. Neden? Hastalığınızla bağlantılı. Güvenebilirsiniz bana. Tekrar size güvenemem. O zaman Bay Profesör, daha fazla ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. Eve yolculuğunuzun iyi geçmesini dilerim. Salak hayvan! Hey! Sakin ol! Seni atı rahat bırak! Sakin rahat ol! Rahat bırak dedim sana! Rahat bırak onu! Bırak! İyi misiniz? Tekrar görüşebilir miyiz? Cuma akşamı aynı saatte. İyi geceler. Derin nefes al Berta. Dün gece düş gördün mü? Düşümde benimle seviştiğini gördüm. Gerçekten mi? Evet. Sadece muayene edeceğim. Endişelenme. Çok normal. Hayır, biraz. Hayır, ne yapıyorsun? Seni arzuluyorum. Yapma, yapma Joseph. Benimsin. Joseph yapma. Benimsin. Hayır. Benimsin. Maskeyi. Şuna bak. Şuna bak. Nasıl yapabildin? Ne yapıyorsun? Bu çok korkunç. Korkunç. Doktor Brewer, artık özgür bir adamsınız. Ha? Seni frengile sürtük. Onu bırak. O hayır, benim. Benim. O benim. Hayır benim. Onu hayır. Elinden alamazsın. Benim asla diyorum. O benim. Benim o. Defol. Ah. 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 Hayatımızda öyle zamanlar olmuştu ki o kadar yakındık ki birbirimize. Hiçbir şey arkadaşlığımızı bozamayacak gibiydi. Sadece küçük bir iz bizi ayırıyordu. Sonunda benim olduğum köprüyü geçmek ister misin diye sordum fakat sen istemedin. Bundan ne çıkarıyorsun Sigi? Emin değilim. Mantıkla çözmeye çalışalım. İlk adam artık köprüyü geçemez. Çünkü gücünü başka birine teslim ettiğini hissediyor. Evet, 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 haklısın. Herhangi olumlu bir hissin ifade edilmesini iktidar olma çabası olarak görüyor. Bu ona yaklaşmayı neredeyse imkansızlaştırıyor. Hepsi burada. Görebilir miyim? Kimliğini açığa mı vurayım? Neden olmasın? Belki bu kitabı Sigi'ye verirsen gece boyu onu okuyarak saklanmazsın artık. Matilda, lütfen. Benden ve çocuklarımızdan gün be gün uzaklaşırken ne yapmamı bekliyorsun? Önce şu kadın, şimdi de şu Nietzsche.
Friedrich Nietzsche mi? Bugüne kadar seni dinlediğim için üzüntü duyuyorum. Bertha'nın başka doktora aktarılması hayatımın en büyük utançlarından biri olarak kaldı. Mükemmel kitaplar. Çok az satıldı. Kanının son damlasına kadar desteklemediği için yayıncınız ahmak olmalı. Çok kısa ve öz cümleler yazıyorsunuz. Diğerlerinin bütün bir kitapta anlattıklarını 10 cümlede anlatmak benim tutkum. Migreninize gelince temel sebebini strese bağlıyorum. Ailenizdeki, işinizdeki, kişisel ilişkilerinizdeki üzücü olaylardan ötürü. Ders vermeyi bıraktım. Bakacak evim, tartışacak bir karım, yola getirecek çocuklarım yok. Kimseye karşı görevim yok. Stres yok. İnsanlardan kendinizi soyutlamanız strese yol açıyor. Büyük düşünürler kendi arkadaşlarını seçerler değil mi? Ayak takımının rahatsızlığına uğramazlar. Spinoza'yı, Buda'yı ve Toro'yu düşünün. Stres düşmanımızdır. Görevim hayatınızdaki stresi düşürmenizde yardımcı olmak. Bir aylık inceleme ve tedavi için Lawson kliniğime gelmenizi teklif ediyorum. Migren için yeni ilaç tedavimiz var. Sizi günlük ziyaret edeceğim. Bu tür bir hizmeti karşılayamam. Para önemli değil. Ücretsiz olacak. Peki bunu neden yapıyorsunuz? Yardım için bana geldiniz. Ben de teklif ediyorum. Bu kadar basit. İnsanın amacı çok karışıktır. Sizin amacınız nedir? Neden buradasınız? Baş ağrılarım ve arkadaşlarımın baskıları yüzünden. Tekrardan soruyorum. Amacınız nedir? Böyle bir hizmet için ücret talep etmiyorsanız. Biri kendi mesleğini icra eder. Ayakkabı tamircisi ayakkabı tamir eder. Fırıncı pişirir ve doktor da doktorluk yapar. Siz neden yazıyorsunuz? Niye felsefe yapıyorsunuz? İşinizden bir şey beklemiyorsunuz. Sizin için felsefe yaptığımı söylemedim. Oysa siz hala amacınız bana hizmet etmekmiş gibi davranıyorsunuz. Bu tür taleplerin insanın amacıyla ilgisi yoktur. Şimdi söyleyeyim bakalım amacınız nedir? Amacım mı? Evet. Amacım mı? Böyle bir soruya kim cevap verebilir? Büyük bir filozof olacağınızın kaderinizde var olduğuna inanıyorum. Benim görevim de olacağınız kişi olma yolunda size yardımcı olmak. Siz de benim kurtarıcım olarak daha büyük böyle mü olacaksınız? Böyle bir şey söylemedim. Hastalarımın Viyana'daki önemli bilim adamları ve müzisyenler olduğunu biliyorum. Şimdi de benim üzerimdeki gücünüzü arttırmak için onların itibarını kullanıyorsunuz. Adınızı asla istismar etmeyeceğim. Yine de kullanılmış olacak. Saçmalık! Yöntemleriniz, merhametiniz bana yardım etmek için mi? Hayır. Beni yönetmek için. Bunların hepsi kendinizi daha güçlü göstermek. İşte bu kendi ruhunuzu inceleyememenizin mükemmel bir örneği. Vizyonunuz bulanıklaşmış profesör. Yardıma ihtiyacınız var. Hata yapmak üzeresiniz. Çoktan yaptınız. Seni deli, yoldan çıkmış yaratık. Hafta sonunun huzurlu geçmesi dileğiyle. Gel buraya. Ah.
hastanız Nietzsche. Otelimde ölmek üzere. Buz getirin. Aman tanrım. Battaniye getirin. Profesör. Profesör Friedrich Nietzsche. Acının içinize girmesine izin verin. Daha iyi hissedeceksiniz. İzin verin. Yardım et. Bu miktardaki klorin zehir gibidir. Ölebilirdiniz. Yaşamakmış ölmekmiş kimin umurunda. Yarın hesabımı kesmeye muayenehanenizde olacağım. Trenin Basel'e hareket etmeden. Basel mı? Evet. Bu kriz bitmeden kesinlikle olmaz. Yarın gidiyorum. Bir yanım bu garip yaratığın acısını dindirmesine yardımcı olarak kendi acımı yenebileceğim umudunu taşıyor. Kendi acını yenmek mi? Viyana'daki bütün doktorlar size imreniyor. Kişi 40 yaşında hissettiklerini 25 yaşında muhtemelen bilemez. Gitmesini engellemeliyim. Bir yolu olmalı. Belki de kendini Nietzsche'ye tamamen açsan onu tutabilirsin. Güvenini kazandığında bir midye gibi içini sana açabilir. Sanırım bir yol biliyorum. Sanırım bir yol biliyorum. Belgeleriniz ve faturalarınız profesör. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Profesör Nietzsche, gitmeden önce konuşabilir miyiz? Size bir teklifim var. Muhtemelen daha önce hiçbir doktor hastasına yapmamıştır. Mesleki bir değiş tokuş teklif ediyorum size, bir aylığına. Vücudunuza doktorluk yapacağım. Siz de benim zihnime doktorluk yapacaksınız. Ne demek istiyorsunuz? Sizin bana doktorluk, benim de size felsefe öğreteceğimi mi söylüyorsunuz? Hayır. Öğretmeyeceksiniz. İyileştireceksiniz. Neyi? Ümitsizliği. Ben ümitsizlik falan görmedim. Yüzeyde değil, içeride. Aklım yabancı düşüncelerin istilasına uğramış durumda. Neden yaşadığımı bilmiyorum. Ölümden korkuyorum. Sürekli hayatıma son vermeyi düşünüyorum. Size bu konuda yardımcı olamam. Eğitim almadım bu konuda. Kim almış ki? Bu tür tedavi tıbbi alanın parçası değildir. Ben bu konuda ne biliyorum ki? Yaşayan herkesten çok daha fazla şey. Kitaplarınız ümitsizlik üzerine inceleme değil mi? Ümitsizliği tedavi edemem. Sadece nasıl katlanılabileceğini biliyorum. O zaman ümitsizlik dolu hayata nasıl katlanabileceğimi öğretin.
Görevinizin insanlığı yanılsamalardan ve amaçsızlıktan kurtarmak, yeni bir davranış prensibi yaratmak, ayrıca batıl inançtan arındırılmış yeni bir ahlak yapısı kurmak olduğunu yazmıştınız kitaplarınızda. Teklifim şudur: kliniğime 30 gün geleceksiniz. Günlük olarak tıbbi hastalığınızı inceleyip tedavi edeceğim. Karşılığında siz de benim doktorum olacak ve hayatımla ilgili konularda yardımcı olacaksınız. Bakın, size herkesten daha çok minnettarım. Hayatımı kurtardınız. Ben sadece yazarım. Doktor değilim. Hayatımı kurtararak borcunuzu ödeyebilirsiniz. Tıpkı sizinkini kurtardığım gibi. O zaman borçlarımı ödemek için mi yapacağım bunu? Amacım tamamıyla kendime hizmet etmek. Hayatımı kurtarmak istiyorum. Fakat bunu yapacak kadar güçlü müsünüz? Onu bana yardım edebilecek tek kişi olduğuna ikna edeceğim. Daha sonra? Sonra rolleri değişeceğiz. O tekrardan hasta, bense doktor olacağım. Nietzsche ümitsizliğinden kurtulmak için sana döndüğünde ne olacak? Sigi, içine dökerek tedavi olabileceğine inanıyorum. Katoliklere bir baksana. Rahipleri yüzyıllardır itiraflarını dinliyor. Nietzsche yalnız biri. Birkaç gece önce bana açıldı. Gerçekten yardım istiyordu. Yardım et. Gördüğün onun bilinçaltı arzularıydı. Eğer serbest bırakılırlarsa gün ışığında yardım çığlıkları atarlardı. Baca temizleme yönteminin amacı o gömülmüş arzuları serbest bırakmak, hastanın açıkça yardım istemesine izin vermektir. Serbest bırakma doğru bir terim mi? Peşinde olduğumuz bütünleştirme değil mi? Bilinçaltının bilinçle bütünleşmesi. Evet. Evet Sigmund. Çok iyi. Oturun. Stetoskopunuzu çıkarın. Önlüğünüzü de lütfen. Şikayetlerinizin listesini yaptım. 1. Genel bir mutsuzluğunuz var. 2. Yabancı düşünceler beyninizi işgal etmiş. 3. Kendinizden nefret ediyorsunuz. 4. Yaşlanma korkusu. 5. Ölüm korkusu. 6. İntihara meyillisiniz. Başka var mıydı? Karıma karşı tamamen soğuk ve uzak hissediyorum. Kendi seçimim olmayan bir dünyada sıkışıp kaldım. Bu bir yoksa iki tane problem mi? Beni rahat hissettirmiyorsunuz. Sizi rahatsız hissettirmek benim görevim. Hayır. Sizin yaklaşımınız tamamen... Bay Broya, bir anlaşma yaptık. Bay Broyer mı? İlerlemek istiyor musunuz Bay Broya?
En son karınızdan bahsettiniz. Bence işler burada başlıyor. Ona karşı hislerinizde bu değişikliğe ne yol açtı? İki yıl önce genç bir kadının hastalığını üstlendim. Ona o takma adını verdim. Biz doktorların histerik davranışlar dediği hastalıktan müzdaripti. Bırak. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Günlük görüşmelerimizde bana içini döktü. Son 24 saatin bütün rahatsız edici olaylarını detaylarına kadar anlattı. Bu itiraflara baca temizleme adını koydu. Ben ona içini dökme demeyi tercih ediyorum. Ne yazık ki tedavinin seyri kötü bir şekilde sonlandı. Nasıl? Hastama aşık oldum. O ve annesi eşimin arkadaşlarıydı. Berta, neyin var kes artık? Kes artık Berta. Neyin var? Hamileyim. Kocanın bebeğine hamileyim. Berta. Berta. Hayır, kes şunu. Küçük kes artık, geliyor. Kes artık Berta. Tamam. Tamam Berta, kes artık şunu. Berta, Berta lütfen. Berta, lütfen kes artık. Yeter. Hastalığından dolayı öyle sayıklıyordu. Eşim onu tekrardan görmemeyi yasakladı. Sen ne yaptın? Üzgünüm canım. Artık doktorun olamayacağım. Ama yanlış bir şey yapmamıştım. Tabii ki hayır. Seni bir meslektaşıma yönlendirdim. Sana iyi bakacak. Lütfen beni bırakma. Lütfen. Başka seçeneğim yok. Hayatımdaki tek erkek olacaksın. Her zaman. Bu sözleri duymanın ne kadar kötü olduğunu düşünebiliyor musun? Yaptığım hasarın kanıtıydılar. Onu zayıflaştırmıştım. Güçsüzleşmişti. Yaptıklarının ve düşüncelerinin tek sorumlusu sensin. Fakat o, sözde hastalığından dolayı her şeyden muaf tutulmaktadır. Kim kime zarar vermiş ki? Kim kimi zayıflatmış? Şu zayıf diye adlandırdığın Berta'nın senin üzerinde daha büyük bir gücü yok muydu? Mükemmel bir başlangıçtı. Sorunlarımın listesini bile oluşturdu. Breuer ilginç bir karışım. Zeki fakat kör. İçten fakat aldatıcı. Yaptığımızın bu olduğuna inanmaya devam etsin. Onu parçalara ayıran bir kadının elinde. Onun yutucu dişlerini yalıyor. Bunu seviyorum Joseph. Neyi seviyorsun Frederick? Tchaikovsky. Neden? Kuğu gölü. Joseph bak, zamanımız tükeniyor. Aha! Sağ geriye, geriye, geriye. Daha hızlı, daha hızlı pedal çevir, daha hızlı. Geriye. Bana sahip ol Joseph. Prangalarından kurtul. Hayır. Taş ve sopa kemiklerimi kırabilir. Ama ölüm beni incitemez hiçbir zaman. Dünkü itiraflardan sonra korkarım ki benim hakkımda daha az düşünebilirsiniz. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü konusunda endişelenme. Sanırım cinselliği nahoş buluyorsun. Cinselliğe karşı değilim.
Erkeklerin onun için dilenmesinden nefret ediyorum. Şehvetini şeytani bir kadının baştan çıkarıcı iç çamaşırına teslim etmekten. Şehvet yaşamın bir parçasıdır. Fakat içindeki kahramanın gelişimine hiçbir şeyin engel olmaması gerekir. Şehvet yoluna çıkarsa o aşılmalıdır. Daha nesnel olun. Söylediğiniz tek şey kitaplarınızdan alıntılar. İlk defa felsefemi uygulamaya sokmaya çalıştım. Gerçeklik ve rahatlık arasında seçim yapın. Bunlar birbirinden hariç tutulabilir. Büyümenin hazını seçmek istiyorsanız kendinizi acıya hazırlamalısınız. Daha az acı istiyorsanız doktor gidin, sürünün bir parçası olun. Şu ağaca bir bakın. Görkemine ulaşması için fırtınalı bir havaya ihtiyacı var. Öğrenmek, yaratıcılık ve keşif. Hepsine acıyla ulaşılır. Basit şeyler diliyorum. Kabus görmeden uyumak. Gerilim olmadan yaşamak. Uzanın. Neden? Yatın lütfen. Anılarınızı hatırlamanızın en iyi yolu budur. Gözlerinizi kapayın. Buzlu bir dağ zirvesi hayal edelim. Zirveye doğru zorla yürüyen bir adam görüyoruz. Varoluşunun dehşetine bak. Daha önce katlandığı anlarla karşılaşıyor. Fakat olduğu küçük, saf zerreyi, anlamsızlığını çok görüyor. Artık korkusu o kadar açık oluyor ki şehveti zihnine davet ediyor. O kaleye bakmaya başlıyor. Bu mucizeleri hatırlayarak zamanını harcamaya başlıyor. Küçük, zayıf Bertha'sının bacaklarını nasıl hareket ettirdiğini, dudaklarını, kollarını, göğüslerini. En asil düşüncelerle dolu olan aklı şimdi önemsiz şeylerle doluyor. Bugünkü durumu işte böyle. Dualarının, karşılığının orada olduğunu sanarak. Bertha çöplüğünde araştırma yapıyor. Bu adam hakkında ne düşünüyorsun? Joseph, gözlerini aç. Aç gözlerini. Konuş benimle. Benim yöntemim böyle. Seninki nasıl? Yatağa uzanmanı mı istedi? Neden? Anıları hatırlamanın en iyi yöntemi olduğunu söyledi. Enteresan. Destek sağlamadan anlaşmasını onurlandırıyor. İtiraflarım onun kendi takıntısının en önemsiz kısmını bile açıklamasında başarısız oldu. Kızgınlığının sebebi onunla yarışmandan mı kaynaklanıyor? Kesinlikle hayır. Ben doktorum Ziggy. Zevk için hastalarımla yarışmam. Ama Joseph, kitaplarını okudum. İnsanlık hakkında diğer kişilerden çok daha etkili bilgileri var. Belki de o günümüzün en büyük psikoloğudur. Sana yardım etmesine izin vererek ona yardımcı olabilirsin. Thank you.
Joseph. Joseph, gece yarısını geçti. Yatağa geliyor musun? Birazdan. Doktor Brouwer. Doktor Brouwer. Doktor Brouwer. Doktor. Karım Brouwer. Nerede? Karınız evde. Evde. Matilde! 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 Sağlıklı hissediyorum. Değerli zamanımızı bu muayenelerle harcamak istemem. Pekala, başlamadan önce son buluşmamızda bana Joseph demiştin. Hoşuma gitti. İlk isimlerimizi kullanalım mı? Frederick ya da Fritz. Friedrich. Okuldaki en iyi arkadaşımın adı da Friedrich'ti. Bana sonsuz umut vaat eden çocuk derdi. Ne oldu o çocuğa? Başarılı bir doktor oldu. Hmm. Saygı duyulan ve zengin. Hedeflerine ulaşmışsın o zaman. Memnun musun? Hedeflerimi başarıyla gerçekleştirdim, evet. Ama memnun muyum? Hayır. Amaçlarını nasıl seçtin? Yok, düşünme. Sadece baca temizleme. Amaçlar kültürümün parçasıdır. Havadadır. İçine çekersin onları. Bütün Yahudi çocukları gibi taşradan başarıya ulaşmak istedim. Babam hayatımın en büyük öğretmeniydi. Hayır Joseph, kötü alışkanlıklara özendirme. Ama hiç hedeflerimi seçmedim. Oradaydılar işte. Tıpkı bir kaza gibi. Fakat hedeflerine sahip olmaman yaşamının bir rastlantı olmasına yol açar. Ne oldu Joseph? Birden acı gerçeğin farkına vardım. Zaman geri döndürülemezdir. Yaşamım yavaşça sona eriyor. Kendi kortejimde yer alıyormuş gibiyim. Bir yara gibi net görüşe sahipsin o zaman. Ölümümün yaklaştığını bildikçe aciz ve önemsiz olduğumu anlıyorum, evet. Bu varoluşunun anlamsız olduğu anlamına gelmez. Aksine ölüm yaklaştıkça hayatın değeri artar. Evet demesini öğrenmelisin Joseph. Hem de hayatın her dakikasına evet demeyi tutkulu ol. Özgür düşünen bir insan ol. Sınırlarının üstüne çık. Üstün insan ol. Hı? Lütfen. Lütfen bayan, oturur musunuz? Rusyalı geldi. Beklesin. İyi günler bayan Petik, lütfen oturun.
Bay Schubert, merhaba. Lütfen oturun. Doktor birazdan sizinle olacak. Lütfen anlayış gösterin. Çok üzgünüm efendim. Bayan Petik, doktorla görüşebilirsiniz. Bu ne şeref? Unutmuşum. Doktor Breyer, oturabilir miyim? Size çok az zaman ayıracağım için üzgünüm. Nietzsche'yi kurtarın doktor. Tehlikeli yaşamayı seviyorsunuz. Neden yazmadığınızı söyleyin. Size daha uygun bir zaman ayarlayabilirim. Hastamız hakkında endişeliyim. Hastamız derken? Son görüşmemizden bu yana tıp fakültesini mi bitirdiniz? Nietzsche'nin gönderdiği mektupları okumalısınız. Beni cezalandırır gibi yazıyor. Ruhsuz, duyarsız, aşktan aciz ve ev kedisi görünümünde yırtıcı bir kadınsın diyor bana. Beni neden canavar gibi görüyor? Çabalarımın sonuçlarını görmeyi hak ediyorum. Çabalarının sonuçlarını, sizi görmek çok güzeldi bayan. Fakat işime geri dönmeliyim. Nerede o? Nerede kaldığını ya da durumunun nasıl olduğunu söyleyemem. Bana sırtını döndün. Ben hastamın gizlilik hakkını bozamam. Belki de hipnoz edilemiyorsun. Belki de. Nietzsche'nin mektuplarının bazılarını bana bıraktığını sana söylemedim. Evet. Şehvetten beslendiğim için beni azarlıyor. Fakat aynı zamanda kendisi tıpkı benim gibi kendi akıl çöplüğünde arayış içinde. Yaptığın sahtekarlıkların cevaplanması gerektiğini düşünüyorsun. Ama ben de sana kendininkileri hatırlatabilir miyim? Onunla yaptığın aldatıcı anlaşmayı. Bu ilişkideki iki hastadan daha acil husus ben oldum. General. Asker ne yapıyorsun? Kendimi öldürmeye çalışıyorum efendim. Devam et asker. Evet efendim. General yardım edin. Yardım edin lütfen. İlginç olan şey rüyamdaki general sizdiniz. Neden ben? Belki de bana gerçekçi bir şekilde katılmak istemediğinin bir simgesidir. Bana karşı açık ol. Tıpkı diğer erkekler gibi senin de aşk acısı çektiğini düşünüyorum. Hiç aşk acısını tattın mı? Evet. Evet. Bilmeliyim. Goethe'nin sözlerini hatırlatayım sana. Adam ol. Beni değil, kendini izle. Felsefeyi öğretmek ve onu gerçek dünyada uygulamak çok farklı üstlenmelerdir. Seni şimdi yatıştıracak bir şeyler istiyorsun. Git de batıl inancın meme uçlarından beslen. Ne yaparsan yap, muhakeme etme. Ne yazık ki Berta ile ilgili görüntüleri sahneleyen aklımın tiyatro yönetmeni mantıktan etkilenmemiş durumda. Tabii ki değil. Ne sebeple bir erkek böyle bir zavallıyı sevebilir? Kes şunu. Berta zeki, güzel, sevimlidir. Sevimli mi? Nasıl? Eşini aldatman için baştan çıkarmaya çalıştı. Neredeyse mahvediyordu seni. Çok kötü davranıyorsun ona. Bir daha onun yanına giderken kırbacının yanına almayı unutma. Evet. Bence böyle bir kadını sevmek hayattan nefret Berta etmek. Berta iyi demektir. Bir kadındır. Babasının ölümünden dolayı hasta olduğunu sana hatırlatmalı mıyım?
Bütün babaların öldüğünü hatırlatmalı mıyım ben de? Bahane zamanı doldu artık. Hayatımdaki tek erkek sen olacaksın. Vedrik, yardımına ihtiyacım var. Takıntımı yok et. Beni mahvediyor. Savaş istiyor musun? Evet. Sorgusuz sualsiz benim söylediklerimi yapacak. Kesinlikle. Otur. Lütfen. Kapa gözlerini. Berta'yla olan hayatını düşün. İstemiyorum. Lütfen, hayır. Joseph. Rahatla. Şimdi güne başlıyorsun. Anna oyla kahvaltı ediyorsun. 10 tane aşağılama listesi oluşturmanı istiyorum. Bunları ona karşı bağırmanı istiyorum. Yüzüne mi? Evet. Ne? Çirkin gibi mi? Tam üstüne bastın. Çirkin, evet. Çirkin. Bağır şimdi. Çirkin, salak, İnek, kalsak, domuz, şaşı, canavar, sakat. 9 oldu. Bir tane daha. Aptal. Çok iyi. O nasıl karşılık veriyor? Seni seviyorum. Oluşturduğun yumuşatıcı fikri def et. Berta'yı her sabah olacağı gibi gör. Kasılmalar, elleri ayakları kasılmış, şaşı, mutant, halüsinasyonlu, acı çekiyor. Onu çocukluğuna dönmüş gibi düşün. Tuvalete oturmuş gibi, yetişkin gibi düşün. Her gün yaptığı gibi. Merhaba Joseph. Yalnız olduğunuzda onu düşünmeye başladığında avazın çıktığı kadar defol git, senden nefret ediyorum de. Kendini çimdikleyebildiğin kadar çimdikle, söyle bakalım. Defol! Çimdikle. Çimdikle. Çimdikleyebildiğin kadar çimdikle. Defol! Senden nefret ediyorum. Yalnız kaldığında, onu düşünmeye başladığında bağıracaksın. Defol! Senden nefret ediyorum. Olabildiğince yüksek. Söyle. Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Hadi. Nefret devam ediyorum. Et. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Daha yüksek sesle söyle. Senden nefret ediyorum. Söyle Joseph. Yalnızken onu düşünmeye başladığında defol, senden nefret ediyorum diye bağır. Söyle hadi. Avazın çıktığı kadar senden nefret defol, ediyorum. Defol, senden nefret ediyorum. Seni seviyorum. Defol, senden nefret ediyorum. Neyi bekliyoruz pişman? De. Kalbin sağlam. Fakat benimki patlamaya hazır. Dünden sonra kendimi dans etmeyi öğrenen bir ayı gibi hissediyorum. Haklısın. Seni alçalttım. Kendimi de. Fakat bir öğretmen insanın yükselticisi olmak. Bir şeyleri eksik yapıyoruz. Evet. Takıntının arkasındaki anlamı İhmal ediyoruz. Kendimin sakladığı bir şeylerin anlamını nasıl keşfedebiliriz ki? Onun üzerine konuşarak.
Berta olmazsa hayatın nasıl olurdu? Berta'sız hayat renksiz olurdu. Her şeye karar verilmiş. Bu sağlık çantası, şu siyah kıyafetler. Ben bilim adamıyım ama bilimde renk yoktur. Tutkuya, sihre ihtiyacım var. Berta bunları temsil ediyor. Sırsız, tutkusuz hayat. Böyle bir hayatı kim yaşayabilir ki? Ama beni bekliyor. Sır seni cezbediyorsa tehlike de cezbediyordur. Fakat tehlikeden nefret ederim. Güvenli bir hayat yaşıyorum. Asıl güvenli yaşamak en tehlikeli şeydir. Güvenli yaşamak tehlikeli midir? Profesör Nietzsche diye biri yok burada. Tekrar bak. Profesör Nietzsche diye biri yok burada. Belki de Berta benim amansız güvenli hayatımdan, zaman tuzağından kaçma arzumu temsil ediyordu. Zaman yükümüzdür Joseph. En büyük karşı çıkışsa ona rağmen yaşamaktır. Dudaklı kadınlardan nefret ediyorum. Bana bunu neden gösteriyorsun? Çünkü onda ona insanüstü güçler veren dudak, göz ve göğüs karışımı var. Ne yapacak güçler? Onunla iken kendimi düzenli, huzurlu bir evrenin merkezinde gibi hissediyorum. Yaşam ve amaçla ilgili hiçbir sorunun olmadığı oldukça güzel bir yer. Bulutlarda yürümek gibi. Düşüncelerin nereye gitti şimdi? Gözlerini parıldıyorlar. Ses çıkarmıyor. Fakat benimle konuşuyor. Ne diyor? Diyor ki, Joseph, tapılası birisin. Ve o an öyle hissediyorum. Bir gün bana benimle seviştiğini, hayal ettiğini söylediğinde mest olmuştum. Ne zafer ama. Daha önce hiçbir erkeğin olmadığı bir yere gitmek. Sizin de bir Berta'nız var mı Frederick? Frederick. Kimsenin reddedemeyeceği bir kadın tanımıştım. Evet. Bu kadından bahset biraz. Adı ne? Hala seviyor musun? Arzulamayı değil, arzunun kendini sever. Is
Peki. Geceyle buluşmalarımız günümün merkezi haline geldi. Neden? Açıklamanın verdiği rahatlık. Belki 50 yıl içinde baca temizleme belirli bir bilim olabilir. Ona yardım edebileceğimi düşündüm. Artık değil. Bana her şeyi sundu. Bu baca temizlemenin bir kısmının doktorun hasta transferi yaptığını öğrenmesini gerektirirse... Yaşamak nasıl olurdu? Evsiz, zorunluluksuz, eşsiz, sorumluluksuz. Güle güle sevgili Lou. Seni tekrar görmeyeceğim. Hasara sebep oldun. Zarar verdin. Sadece bana değil, beni seven herkese. Ve bu kılıç senin üzerinde asılı duruyor. Benimle gerçekleştiremediklerini umarım Henry ile gerçekleştirirsin. Evet. Müziği hasta ediyorsun. Mide bulandırıcısın. Hastasın. Despotsun. Despotsun. Yahudi karşıtısın. Senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum. Nefret! 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 Mide bulandırıcı müzik yapıyorsun. Nefret! 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 Fritz! Fritz! Nefret! Nefret! Fritz! Nefret! Nefret! Bana bak! Nefret! Hayvanlarımla konuş! Fritz! Nefret, 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 nefret. Ayda bir ebeveynlerimin kabrini ziyaret ederim. Bugün benimle gelmek ister misin? Şehirden bir saat uzaklıkta. Annenin adının Bertha olduğunu neden söylemedin? (Gülüyor)
Ben 3 yaşındayken ölmüş. Çok az anım var onunla. Bilinçsiz anılar. Annemle aynı adı taşıdığı için mi Berta'yı sevdiğimi düşünüyorsun? Annemi hayal meyal hatırlıyorum. Berta Pappenheim hayatımdaki en gerçek şey. Bence Berta'ya olan takıntının Berta'yla alakası yok. Babam öldükten bir yıl sonra bir düş gördüm. Bu mezar açılıyor, babam ayağa kalkıyor. Vaaz verdiği kiliseye doğru koşuyor. Küçük bir çocuk tutuyor elinde, mezara doğru gidiyor. Her zaman bu rüyanın abimin öleceğini haber verdiğini düşünmüştüm. Fakat bu benim kendi korkumdu. Babamın kucağındaki o çocuk bendim. Kapalı bir tabutun içine doğru düştüğün o rüyada korku açığa çıkmıştı. Tabutun içinde kim vardı? Hatırlıyor musun? Hatırlayamıyorum. Ölümüne düşmeni engelleyen kişi kimdi? Sakat Bertan mı? Ya da annen mi? Gerçek Bertan mı? Söyle kim? Kim Joseph? Tabutun içinde kim vardı? Yüzünü hala görebiliyorum. Bana gülümsüyor. Annen mi? Beni nasıl bırakabildi? Onu asla bırakmazdım. Yetişkin figürler çocuğun aklına giriyor ve terk etmiyor. Benim ölümden korktuğum gibi sen de tanrısızlıktan korkmuşsundur. Ölmeliyiz. Fakat doğru zamanda. Ölüm kişi hayatını tamamladıktan sonra korkunçluğunu yitirir. Hayatını tamamladın mı? Büyük bir kısmını başardım. Fakat hayatını yaşadın mı? Ya da onun tarafından yaşatıldın mı? Hayatının dışında hiç yaşamadığın bir hayat için acı çekiyorsun. Öyle değil mi? Hayatımı değiştiremem. Ailem, hastalarım, öğrencilerim var. Çok geç. Sana nasıl farklı yaşayacağını söyleyemem. Söylersem yine başkalarının tasarladığı bir hayatı yaşıyor olursun. Belki sana bir hediye vermeliyim. Bir düşünce. Ya sana gelip de bir şeytan şu an yaşadığın hayatı, geçmişte de yaşadığını, sayısız defa tekrardan yaşayacağını ve yeni hiçbir şeyin olmayacağını söylese. Hayatındaki her acı, zevk, kelimelerle anlatılamayacak kadar küçük veya büyük şey sana tekrardan dönecek. Aynı sırayla, aynı gidişatla, tekrar tekrar. Tıpkı kum saati gibi. Sonsuzluğu düşün. Seçtiğin her eylemi Joseph, her zaman seçme ihtimalini düşün Joseph. Bütün yaşanmamış hayatın içinde kalacak. Yaşanmamış. Sonsuza kadar. Fikir hoşuna gitti mi?
Yoksa nefret mi ettin? Seçimini yapabilecek misin? Nefret ettim. Neden? Hayatımda tek sevdiğim şey karıma ve çocuklarıma karşı sorumluluklarımı tamamlamış olduğumdur. Sorumluluk? Sorumluluğun sahte. Arkasına saklandığın bir perde. Çocuklarını iyi yetiştirmek için öncelikle kendini geliştir. Karına gelince paylaştığın hapishaneden kaçmasına izin ver onun. Aynı şekilde sen de. Bu konuda emin misin? Yaşamadığım hissiyle devam etmek mi? Özgürlüğü tatmadığım ama... Bu fikir beni dehşete düşürüyor. Yardım et Sigi. Sen de özgürsün. Serbest mi bıraktın onları? Delilik bu. Birden yaşlı olduğumu düşündüm. Hayatımı yaşamadan ölümle yüzleşiyorum. Ne zamandan beri senin benim yaşamım var? Hayatlarımızı paylaşmak için bir anlaşma yaptık. Git istiyorsan. Ama amansız özgürlük yasası hakkında konuştuktan sonra keşke senin kadar özgür olabilseydim. Bir erkeğin eğitim alma özgürlüğü, meslek seçme özgürlüğü, ne kadar saçmaladığını sana anlatabilmek için bir kelime bulabilseydim keşke. Matilde, hayatımı bulmayı başarabilirsem ikimiz de daha iyi oluruz. Belki de bu hayatıma geri dönerim. Ama bu benim seçimim olmalı. Benimle evlenirken yaptığın seçimi unuttun mu yoksa? Terk edilmiş bir eşin ne seçimi olabilir? Gençsin, zenginsin, çekicisin. Benim kadar özgür olursun. 3 tane çocuğumuz var. Matilde, biz olmadan önce ben olmalıyım. Sözcükler, sözcükler, sözcüklerle yaşayamazsın. Ben de kendi hayatımı seçtim. Bu eve artık geri dönemeyeceğini söylemeyi seçiyorum. Çünkü artık bu ev senin yuvan olmayacak. Ayrıldıktan sonra da artık karın olmayacağım. Anne. Çocuklar. Babanıza elveda deyin. Sonsuza dek. Baba, lütfen gitme. Eğer istediğin buysa git baba. Robert, ben hala senin babanım. Hayır, sen artık benim babam değilsin. Robert. Elveda minik civcivlerim. Sadece bir hayatın var. Thank you.
Nietzsche haklı. Özgürlüğüm burada uzun süredir onu almamı bekliyordu. Şimdi son şansım. Bu benim tek ve biricik hayatım. Berta Papenya'mı arıyorum. Doktorla bahçede. Burada olduğunuzu haber vereyim mi? Hayır, teşekkür ederim, bekleyeceğim. Lütfen yukarı katta bekleyin. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Hayatımdaki tek erkek sen olacaksın. Joseph, nasılsın? Şüphelerin mi var Joseph? Her şeyden nasıl vazgeçebildim? Benimle tanışmadan çok önce vazgeçmiştin her şeyden. Fakat şimdi hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey her şeydir. Güçlenmek için öncelikle köklerini işliğin derinliklerine batırmalısın. Ve kimsesiz yalnızlığınla yüzleşmeyi öğrenmelisin. Eşim. Çocuklarım. Onları nasıl bırakabildim? Kendi alevlerinizde yanmaya hazır olmalısın. Önce kül olmadan kendinizi nasıl yenileyebilirsiniz ki? Doktor Brewer? Joseph! Joseph, nereye gidiyorsun? Ne saçma adam ama. Joseph! Joseph, geri dön! Joseph! Joseph! Joseph, dikkat et!
Joseph! Joseph! Geri dön! Joseph! Joseph! Joseph, beni dinle. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şimdi uyanıyorsun. Neredeyim ben? Neredeyim? Her şey yolunda Joseph. Siggy, ne oluyor bana? Evindesin Joseph. Hepsi sana geri dönecek. Tamamen söylediğin gibi yaptım. Saatini sarkaç olarak kullanarak seni hipnoz ettim. Bak, işte masanın üstünde Joseph. Ne zamandır bu durumdaydım? Yaklaşık bir saattir. Ağladın. Korkuya düştün. Durmamızı isteyip istemediğini sordum. Şimdi farklı bir şekilde yaşamanın nasıl olacağını biliyorum. Max ve Rachel akşam yemeğine geldi. Matilde. Beni yeteri kadar görmediğin için şikayet ediyorsun. Fakat burada olduğunda benden kaçmak istiyorsun. Uzaklardaydım sevgilim. Ama artık döndüm. Burada olduğuna sevindim. Doktor Freud, kocamın doktora ihtiyacı var. Sağlığına evet. Senin de Max. Sağlığınız. Benim de Joseph. Evet şerefe. Şerefe. Psikolojik olarak bazı insan beyinleri travmatik bazı şeyler yaşarlar. Bu yaşamda... Bak bakalım şimdi. Oh. Oh, oğlum benim. Affedersiniz. Matilde, ağlattın mı seni? Gözyaşlarım akıllıda. Hüzünlü de aynı zamanda. Ne kadar olduğunu düşündüğümde... Evlen benimle Matilde. Lütfen. 15 yıl önce evlendik ya zaten. Tekrar evlenmeyi seçiyorum. Bugün. Ve hayatımızın geri kalan her günü. Söyle bakalım, ondan nasıl kurtuldun? Yaşlanma ve ölüm korkuları ürkütmüştü beni. Kör bir şekilde savaştım. Ümitsizce eşime saldırdım. Verecek yardım olmayan birinin kollarında kurtuluşu aradım. Bir sebeple sana ihanet ettim. Sana dürüst davranmadım. Tam olarak.
Bir kadınla ilişkim vardı. Birkaç ay önce. Adı Lou'ydu. Senin Bertan gibi. Güzeldi. Aşık olmuştum. Beyin ikizim gibi görünüyordu. Ruh ikizim. Onun kaderindeki adam olduğumu düşünmeme yol açmıştı benim. Ona inandım ben. Ona kendimi sunduğumda beni geri çevirdi. Dünyadaki en iyi arkadaşım için. O kadını düşünmeden ne bir gün ne de bir saat bile geçiremediğimi sana söylemeliyim. Bunu bilmelisin. O da senin Bertan. Fakat gördün mü, burada iki işi birlikte yapıyordun. Hem kendininkini hem de benimkini. Çok korkak kadınlar gibiydin. Arkana sığındım. Tehlikelerle yapayalnız yüzleşmene neden oldum. Cesaretin var. Frederick, size söylemem gereken bir şeyler var. Doktor Bruer, nasılsınız? Nietzsche'nin bana gönderdiği mektupları okumalısınız. Bunlar benim özel mektuplarım. Onunla görüştün demek. Evet, fakat onu reddettim. O zaman bunların hepsi sahteydi. Size yardım etmek için söz verdim. Bu söze hiç ihanet etmedim. O ne yaptı? Size sarıldı mı? Sizinle daha çok vakit geçirmek istediğini mi söyledi? Onunla yalnızca tek bir kutsal anı yaşadım. O tek bildiğim kutsal andı. Kimse bana aşık olmadı hiçbir zaman. Frederick, sizin için kutsal bir an olmuş olabilir. Fakat onun için değildi. Ne diyorsunuz? Sudan bahsetmedi mi? Hayır. Kendimi kaybolmuş gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Lou'yu kaybettiğimi düşünüyorum. Seni de. Her şeyi kaybettim. Senin ailen var. Senin ailen benimse sahteliklerim var. Yalnızlığıma katlanabilmek için küçük gizli yöntemlerim var. Ama onu göklere çıkarıyorum, değil mi? Yalnız ölmek istemiyorum. Bedenimin pis kokulu halde bulunmasını istemiyorum. Lou bu korkuyu bir süreliğine hafifletmişti. Ama haklısın. Bu sadece bir yanılsama. Frederick. Bu sadece bir yanılsama. Frederick, sizi önemsiyor. Size yardım etmek için her şeyi yaptı. Gözyaşlarının dili olsa neler söylerlerdi? Çok utanıyorum. Söyleyin. Gözyaşlarım özgür olduğumu söylerdi. Doktor Breuer kapıyı açana kadar bizim dışarı çıkmamıza izin vermemiştin. Gözyaşlarınızın ardındaki keder nedir? Keder değil, rahatlık. Hem de öyle bir rahatlık ki, ilk defa yalnızlığımı açığa çıkarıyorum ben. Eriyor. Eriyip gidiyor. Bir tür paradoks. Yalnızlık sadece yalnızlıkta var oluyor. Paylaşıldığında buhar olup uçuyor. Sevgili arkadaşım. Arka
arkadaşız. Bunu söylemeyi seviyorum. Daha önce kimse dememişti. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Arkadaşız. Frederick. Çok iyi. Bizimle kal bu gece. Benimle ve ailemle yemek yiyelim. Hayır. Bu görevimi yüzüstü bırakmam demektir. Kendi yollarımıza gitmeye zamanı geldi. Birbirimize arkadaş, aynı zamanda yabancı olacağız. Olması gerektiği gibi. Gerçekten utanmamız gerekiyormuş gibi. Onu ne gizlemek ne de karartmak istiyoruz. Biz kendi hedefleri ve rotası olan iki gemiyiz. Ve son olarak Dr. Breuer, birbirimize yabancı olmalıyız çünkü bu karşı karşıya olduğumuz bir kanundur. İyi yolculuklar. Sevgili arkadaşım. Friedrich Nietzsche aynı akşamüstü trene binip İtalya'nın sıcağına ve Zerdüşt isimli bir İranlı kahinle buluşmasına doğru yola çıktı. Böyle buyurdu Zerdüşt, onun en ünlü kitabı oldu. Joseph Breuer tıbbi çalışmalarına 30 yıl daha devam etti. Ama bir daha asla baca temizlemeyi denemedi. Lou Salome Avrupa'nın en büyük beyinlerinin birikimlerini almaya devam etti. Ve Sigmund Freud'un eğitimi altında ünlü bir psikanalist oldu. Bertha Pappenheim sosyal çalışmalara öncülük etti. Ölümünden sonra değeri anlaşıldı ve 1954'te Almanya'da posta pulu üzerinde onurlandırıldı. Sigmund Freud, Breuer'lerin evinin sık ziyaretçisi oldu. Anna O olayı, Breuer ve Freud'un Histeri Üzerine Çalışmalar kitabında tanımlandı. Bu kitap, psikanalitik devrimi başlatan kitap oldu.